işveren diyor ki kıdem tazminatınızın şu kadar oranında ben size fazla veriyorum. İhbar tazminatını da veriyorum. Ama sizden dava açmamanızı istiyorum diye bir belge imzalatıyor. Siz bunu kabul ederseniz o fazladan verilen parayı alıyorsunuz. İstifanızı veriyorsunuz ve dava açmıyorsunuz. Sendikacıların da bize söylediği, bu teşvikten faydalananlar çıkacak, sadece diğerleri çıkmayacak. Öyle söylemişlerdi. İşverenle sendika görüşmesinde bu isteği dışında işten çıkarılacak kişilerin emekliliğine az kalmış insanlar olacağını söylemişlerdi. O konuda sözlü mutabakata varmışlar. Eğer bunlardan bulunamazsa uzun süreli istirahatleri olanlar işten çıkartılacaktı. Fakat burada işveren bu taahhüde uymadı. Yani bu 14 kişi bu kişiler olmadığı gibi üstelik sendikaya muhalefet olan, yani sendika genel merkezine, sendika kuruma değil, yönetime muhalefet olan, işverene de sendikal konularda zorluk çıkaran, şöyle ki sendikanın aldığı eylem kararlarına uyan ve bu yüzden işveren disiplin kurulunda yargılanıp ceza almış kişiler. Şimdi biz işten çıkarılırken sendikanın desteği arkamızda yoktu. Bizim tepkimiz onaydı. Sendika işverenle anlaştığını, işverenin ekonomik kriz ve daralmayı gerekçe gösterdiğini, hatta işverenin bunda da haklı olduğunu ve sizler için yapacak bir şeyimiz olmadığını diyoruz dediler. Bu direnişi biz fabrikamızın önünde, Mersin Paşa Bahçeli'nin önünde kendimiz başlattık. Kendi irademizle ve Anadolu Cam Sahibi'nde işte o işten ayrılan, çıkarılan 14 kişiden de 8'i işe dönme, geri dönme talebiyle bizim direnişimize katıldılar. Direnişimizi Mersin'de devam ettik. İlk geldiğimizde genel merkez binamızın içine girdik. Orada diyalogla çözüme yanaştık biz. Hiçbir zamanda niyetimiz bizim şey olmadı. İşte vurmak, kırmak, dökmek ya da rencide etmek, küçük düşürmek olmadı. Genel merkez yöneticilerimize görevlerini hatırlatmaya geldik. Hatırlattık. Ama onlar ısrarla bizi buradan göndermek istediler. Çözümün bir parçası olmayı asla düşünmüyorlar. Bizim için nihai hedef işe geri dönmemizin sağlanmasıdır. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağımızı arkadaşlarla oturup kararlaştırdık. Hem sendikaya karşı bir direniş gösteriyoruz. Görevini yapmadığı için, işverenle işbirliği yaptığı için. Hem Şiram işvereninle direniş gösteriyoruz. Haksız işten atmalarda bulunduğu için. Bizler çok ağır olan çalışma şartlarında, cam sektörü, maden gibi, demir çelik gibi ağır bir sektör. Bu şartlarda çalışıyoruz. 60-70 derece sıcaklığın içerisinde, 1200 derecelik sıcaklıktaki camın karşısında, sürekli dönen bir makinenin etrafında, o makinede çalışıyoruz. İşte günün 24 saati, 365 günü hiç kesilmeden, ara vermeden gelen cam imalatları toplayarak, o kırılan cam tozlarını soluyarak, yanmış yağların dumanını soluyarak, 30 kiloluk kutuları, paletleri kaldırarak biz bu şartlarda çalışıyoruz. Ve 8 saat hiç durmadan çalışıyoruz. Bizim işimiz öyle bir iş ki oturup 2 dakika dinlenme şansımız yoktur maalesef. Çünkü oturduğunuz vakit yerinize de biri bakmıyorsa eğer o bütün imalatlar dökülür, kırılır. Öyle bir sektördür bizim için. İşte cam işçisinin 120-130 yıllık bir tarihi vardır ülkemizde. 50 yıllıkta, 51 yıllıkta bir sendikal tarihi vardır. İlk defa yaşanan bir şey. Daha önce işverene karşı çok eylem olmuştur. Hatta baştan sendika sahip çıkmamıştır. Daha sonra sahiplenmek zorunda kalmıştır. Ama işçisine hiç sahip çıkmadı ve işçisinin hem işverene hem de sendikaya karşı bulunduğu bir direniş ilk defa oldu. Eğer bir iş yerinde ücretler düşükse, işte hükümetin açıkladığı ya da Türk İş'in açıkladığı yoksulluk sınırının altındaysa, bir iş yerinde ölümlü iş kazaları, sakat
bırakan iş kazaları, meslek hastalıkları yaşanıyorsa orada sendikacı görevini yapmıyor.